Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün ah abi şehirden kaçmak gerekiyor. Artık İstanbul'da da hiç yaşanmıyor. Haftasında olsa da kampa gitsek, balığa gitsek, ormana gitsek diyenlerin motosikleti Tenere X660Z ile beraberiz. Bu böyle orta sınıfta endrolar içerisinde insanların kafasını karıştıran bir endro motosiklet. Neden? Çünkü insanlar bir sürü soru işareti dönüyor. Abi işte o çok araziye yönelik mi? İşte titreşim var mı? Ne oluyor falan? Bugün bunlara böyle bir genel olarak bakalım dedik arkadaşlar. Orta sınıf Enduro'da Yamaha bu Dakar'dan da gelen efsanevi hisleri yaşatmak için Tenere ailesini devam ettiriyor, sürdürüyor. Ve bu motosiklet böyle orta sınıf bir Enduro. Tek silindirli zaten. Ama biraz böyle araziye kaçan bir motosiklet. Zaten gördüğünüz gibi Belgrad ormanlarındayız. Belgrad ormanlarına geldik. Bugün biraz arazi de yaptık. Yani bu böyle biraz asfalt yönelik değil de biraz da işte ben abi daha çok tali yollardan gideceğim. O terimi de çok severim. Tali yol. Hepimiz ehliyet sınavında öğrendik bunu. Tali yollardan gideceğim. İşte aralardan giderek ormanlardan dolaşacağım diyenin motosikleti. Motor bloğu arkadaşlar 660 cc hacminde ve tek silindirden oluşuyor. 48 beygir güç ve 58 Nm tork üretiyor. Tenere konuşulduğu zaman genelde hani böyle çok bilgi abiler falan direkt uzak duracaksın abi ondan der. Sebebi de motor çok titriyor derler. Motor altında zangır 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 titriyor derler. Biz bu titreşim konusuyla ilgili ise şöyle arkadaşlar yani bu böyle biraz şu ensesi kalın adama çok titriyor olabilir motosiklet. Ama işte bizim gibi böyle orta sınıf insanlar için bu motosiklet biraz da o titreşime dayanabilirsiniz. Katlanabilirsiniz. Çünkü böyle çok çılgın bir şekilde bir titreşim var. Evet bir titreşim var. Motor zaten çok enteresan çalışıyor tek silindir olduğu için. Tek silindirli motor gibi çalışıyor. Bir titreşim var. Alt devirlerde biraz daha fazla hissediliyor. Çünkü biraz daha devir düşük olduğu için böyle pat 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 yapıyor, vuruyor. Üst devirlerde ise biraz daha böyle sinek vızıltısı gibi bir titreşim var. Motorun çekişi ise dediğimiz gibi beygir zaten yerinde motosikletin. Zaten 200 kilo ağırlığında, ıslak ağırlık 203 kilo civarlarında yağ ve depo doluyken. 203 kilo ağırlığında olan bu motosiklet o tork kesinlikle yeterli oluyor ve arazi koşullarında falan çok güzel bir şekilde böyle dans edebiliyorsunuz. Ha asfaltta ben uzun yolda gidiyorum abi. İşte gazı açacağım, kapatacağım, işte GSC abilerle kafa tokuşturacağız, şöyle yapacağız. Onu yapamazsın. Çünkü onun motosikleti değil. 130'dan sonra falan artık diyorsun ki ya biraz daha güçlü olsa mıydı? Biraz daha güçlü olsa güzel olur muydu? Diyorsun. Ama ben işte abi hafta sonu ormana gideceğim. İşte kampa gideceğim. Arazide şöyle dolaşacağım, böyle yapacağım diyorsan bu onun motosikleti olur arkadaşlar. İşte kafanızda birkaç tane motosiklet vardır. İşte bir yandan NJ750X'i düşünüyorsunuzdur. İşte bir yandan bu vardır. Bir yandan Versys vardır. Böyle kafanız karışıyordur. Çirkin sevenler seviyor bunu. Peygamber devesi böceğini andırmıyor değil. Yani şöyle bakınca kesinlikle onu hatırlatıyor. O yüzden böyle bunun tipi işte ben bu tip motosikleti alacağım. İşte saçları jöleyi vuracağım. Ortamlara akacağım. Bu onun motosikleti değil. Bu biraz daha böyle araziye yönelik. İşte abi biz çamur, pislik içerisinde dolaşıyoruz. Kirlenmek güzeldir diyoruz falan. Bu tarz yaşıyorsak bu motosiklet onun motosikleti oluyor. Oturuş pozisyonu sele çok yüksek. Yani neredeyse 90 cm yüksekliğinde bir selesi var. Ben 1.80 boyumlu otururken çok zorlanmadım. Ama motora inip binmek bu motosiklette biraz sıkıntı. Bunu kullananlar arkadaş söylüyor. İşte motorun yatması, yüksekliği falan bunlardan dolayı bir sıkıntı oluyor. Ama yola çıktın, dolaşmaya başladın artık, gidiyorsun. Artık bir sıkıntı yaşamıyorsun onunla ilgili. Zaten bu hani dedik motosiklet, araziye yönelik motosiklet. Abi ön tarafta ve arka tarafta böyle kocaman tekerlekleri var. Tel jantlarla beraber zaten bütün enduro hislerini hissettiriyor size. Ön tarafta teleskopik bir amortisörü var. Ve bu 210 mm'li bir stro var.
Gördüğünüz gibi bu motosiklet bayağı yüksek bir motosiklet ve ön tarafta bu amortisör çok fazla çalışıyor. O yüzden frenlemelerde biraz performans sıkıntısı yaşanabiliyor. Neden yaşanabiliyor? Özellikle tecrübesiz adam için. Çünkü biliyorsun bu frenlemeyi böyle limon sıkar gibi yapacaksınız derler. Ne yapacaksın? İlk önce o amortisörün o boşluğunu alacaksın. Ondan sonra sert fren yapacaksın. Ufak bir yumuşak, sonra sert. Burada onu yaparken biraz tecrübesi az olan arkadaşlarımız bununla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Çünkü ön tarafta ufaktan frene basıyorsun. Öyle bir gidiyor aşağı. Giderken biraz böyle mesafe vakit geçiyor. Ardından sert freni yapıyorsun. Onunla ilgili bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama amortisörler çok iyi. Yani yolda taşı, böceği, kayayı, dağı, ormanı hiçbir şey hissettirmiyor. Abi basıyorsun, uzuyorsun, gidiyorsun. O çok güzel olmuş. Bu Dakar hislerini hissettiriyor insana. 23 litre depo kapasitesi var. 23 litre yani çok ciddi bir kapasite. Bu 23 litreyle de uzun yollarda da hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. 400 kilometrenin üzerinde çok rahat yapıldığı söyleniyor. Ön tarafta çoklu diski var. İki tane disk var. 298 mm çapında. Yani dediğimiz gibi fren performansı iyi ama amortisörden dolayı kullanırken biraz dikkatli kullanmak gerekiyor. O kombinasyonu iyi ayarlayabilmek gerekiyor. Arka tarafta ise arkadaşlar 245 mm çapa sahip bir diski var. Zaten arka disk bu tarz motosikletlerde biraz daha yavaşlama yönelik oluyor. Hani durdurmak için yok arka taraf bu motosikletlerde. Çünkü bu araziye yönelik. Hani arkayı kilitleyip kaydırmanı kimse istemiyor. O yüzden ön taraf iyi, oldukça kuvvetli. Arka taraf öne göre tabii ki biraz daha hafif bir freni var. Ama frenler güzel çalışıyor. Eğer amortisörlerle beraber kontrol etmeyi bilirsek. Çevrim oranları falan da transmisyon kısmında çok güzel. Hani şey aramıyorsun. Ulan birinci vites bana yetmedi. İşte keşke 2'de olsaydım. İşte ikinci vites yetmedi. 3'te olsaydım. İşte 3'ten 2'ye inseydim değil. Viteslerin hepsi tam bu araziye yönelik motosiklette tam olması gerektiği gibi arkadaşlar. Sele konforu oldukça rahat. Ya yani kesinlikle onunla ilgili işte şuram ağrıdı, buram ağrıdı yapmıyorsunuz. Artçı selesi de rahat, ön taraftaki sele de rahat. O yüzden selenin rahatlığıyla ilgili bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Artçınızla beraber uzun yolculuklar yapabilirsiniz. Ama artçıyla beraber ne kadar araziye girebilirsiniz? Orasını tartışırsın. Çünkü bu araziye yönelik bir motosiklet. Ama böyle hani bozuk ama stabil bir yolda kesinlikle gidebilirsiniz. Abi bu gösterge kısmına geldiğimiz zaman ise gösterge kısmında temel şeyler var. Bir devir göstergeniz var. İşte bir saatiniz var burada, trip metreleriniz var, kilometre, dijital bir hız göstergeniz var, devir göstergeniz analog bir sistem, yakıt göstergeniz var, vites göstergesi falan yok. Yani çok gerek de yok zaten bunu kullanan adam için, onu çok aramayabilir bunu kullanan adam. Burası da yeterli, kesinlikle bununla ilgili, burayla ilgili bir sıkıntı yok. Aynalar böyle arka tarafı gösteriyor ama aynalarda şunu hissediyorsun yani. Yamaha mühendisleri bu motosikleti yaparken, işte bu aynaları sen devirdiğin zaman, düştüğün zaman falan tekrar toparlayabil. İşte böyle düştüğü zaman ulan çok güzel bir parçayı kırdık falan deme diye. Böyle biraz plastik bir aksam var burada. Bu da tuhaf değil. Yani zaten bu motosiklet araziye yönelik olduğu için bu motosiklet çok devrilecek, çok ayağa kalkacak. Bu mantıkla ilerleniyor. O yüzden de bu çok tuhaf değil. Aynalar yeterli bir şekilde gösteriyor. Yani çok şey değil, sanki böyle 70'lerden kalma falan bir ayna gibi ama kesinlikle İşi görüyor. İşlevinizi yapması gereken şeyleri yapıyor ayna. Oturuş pozisyonu çok rahat dediğimiz gibi arkadaşlar. Dik oturuyorsunuz. Bir enduro'da oturur gibi oturuyorsunuz. Virajlarda motosiklet ön taraftaki amortisörden dolayı böyle çok iyi değil. Çünkü zaten çok yumuşak bu amortisör sistemleri. O yüzden çok yumuşak olduğu için virajlarda böyle çılgın viraj almıyor. Ama kesinlikle yeterli. Yani bir enduro motosikletten ben araziye yönelik bir enduro motosiklet kullanmak istiyorum diyorsanız bu motosiklet o anlamda sizi kesinlikle mutlu eder. Hatta bu motosikletten bahsederken de rüzgarın izindeyi biliyorsunuzdur. O Afrika'ya gitti motosiklette. Bu motosikleti Türkiye'de belki en uzun kullanmış insanlardan biridir. Afrika turu attı. Bu motosikletle beraber attı Afrika turunda. Ona da buradan çok selamlarımızı gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel şeyler yapıyor. Çok güzel imzalar atıyor. Çok güzel izler bırakıyor. Onu da buradan tekrar tebriklerimizi iletiyoruz. En büyük özelliklerinden biri abi. Sen şimdi araziye gireceksin ya. Arazide uzun yola çıkacaksın. Dolaşacaksın. Ve dediğimiz gibi yakıt tankı zaten büyük. Bir de bu motosikletin
tekerleğinin sağını solunu falan böyle çok kolay bir şekilde sökülüyor, takılıyor olması. Burada da bu orta sehpa şey gelmiyor. Standart olarak gelmiyor yamağa çıkışında. Orta sehpanı taktıktan sonra da çok rahat bir şekilde tekerleklerini de lastiklerinizi de değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir yolda bir arıza durumunda kolay bir şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Peki şu nasıl olacak? Yani biz normalde sürekli arazide Dakar yapar gibi 2-3 ay arazide dolaşmıyoruz. Kimimiz hafta sonu çıkıyor, kimimiz müsait olduğu gün çıkıyor araziye. Bu şekilde dolaşıyoruz. Abi ben bu motosiklette işime gidip gelebilir miyim? Şehir içerisinde kullanabilir miyim? O titreşim beni o kadar rahatsız eder mi diyorsanız, eviniz Esenyurt'ta, işleriniz Tuzla'daysa her gün kullanımda belki yorulabilirsiniz artık. İşe gidip geleceğim, 20 dakika, yarım saat motosiklet kullanacağım, 40 dakika motosiklet kullanacağım diyorsanız o şekilde şehir içi kullanımda ben bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Düşük bir motosikletten bu motosiklete çıkan adam için, hani bu motosikleti tercih eden adam için bu hiç rahatsızlık vermeyecek. Ben biraz daha bu rahatsızlığı hissedecek arkadaşlar. Hani biraz endo tecrübesi var, bir şeyler kullanmış, biliyor. O zaman o biraz rahatsızlık hissedebilir. Onun dışında da şehir içerisinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fiyatı ise bu orta sınıf enduro motosikletler arasında alınabilecek, yani bütçelerimizin yine bu şartlarda el verdiği bir motosiklet. O yüzden fiyat performans FP motosikletlerden biri. Biz Tenere 660Z'yi, X660Z'yi beğendik arkadaşlar. Arazi düşünen, özellikle aklı daha çok arazide olan enduro motosiklet severleri tercih edebileceği bir motosiklet arkadaşlar bu. Motosiklet istasyonu olarak inceleme videoları çekmeye, teknik içerikli videolar üretmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bizi desteklemek içinse videoyu beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan motosiklet istasyonu olarak da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi inceleme videoları çekmeye devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şimdi buradan yukarıya doğru şeye gidiyoruz. Viraj çekmeye gidiyoruz. Motosiklet istasyonundan hepinize selam. Mehmet'i döveceğim ya. Yakalarsan. Görüntü kaydı tamam. Klaket vuruyorum. Abi. Çok ben senin hakimin olacağım, yemin ederim. Çok güzel.